Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde adını Mısır Tanrısı'ndan alan Apophis isimli bir göktaşının, Dünya'ya çok yakın bir konumdan geçeceğini öne sürdü. Bilim insanları, göktaşının Dünya'ya 35.700 kilometre bir yakınlıktan ve tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, Dünya'ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti. Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apophis'in Dünya'yı teğet geçtiği sırada, bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor. Rus bilim insanları, göktaşının Dünya'ya çarpması halinde 1717 megaton enerji ortaya çıkaracağını aktararak, göktaşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak. Apophis eğer Dünya'ya çarparsa, 1717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961'de test edilen Dünya'nın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla ifadelerini kullandı. Apophis'in 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığında olduğu belirtilerek 2004 yılında keşfedildiği aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, NASA verilerine dayanarak, 2013 YD-48 ve 7482 YD-48 isimli göktaşlarının, Dünya'ya yaklaştığını duyurmuştu. 2013 YD-48 isimli göktaşının 11 Ocak'ta, diğer göktaşının ise 18 Ocak tarihinde, Dünya'ya yakın bir noktadan geçeceği aktarılmıştı.